Artı TV'den tekrar merhabalar sevgili izleyiciler. Bugün gündem çok yüklü. Hemen İstanbul'la başlıyoruz. Gül Gündüz, bize neler arttıracaksın? Evet, güne gözaltı ve tutuklamalarla başladık. Varto ve Bulanık'ta 4 belediye eş başkanı gözaltına alındı. HDP'li Varto Belediye Eş Başkanları Ülkü Karaaslan ve Murat Yalçın haklarındaki bir soruşturma gerekçe gösterilerek gözaltına alındılar. CHP'li başkan da Gülen cemaatinden tutuklandı. Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, üst düzey yöneticilere telefonda iltibat kurduğu suçlamasıyla tutuklandı. Ankara gündeminde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek küresel mülteci forumunda katılacak bugün. Birleşmiş Milletler Cenevre ofisinde katılımcılara hitap edecek ve Pakistan Başbakanı İmran Han ile ikili bir görüşme gerçekleştirilecek. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin ev sahiplerinde düzenlenecek yüksek katılımlı öğle yemeğine de iştirak edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ayrıca 1. Küresel Mülteci Forumu kapsamında Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenecek Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor sergisini ziyaret edecek Erdoğan ve burada da görüşmelerini yapacak. CHP MYK'da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak bugün. Ayrıca mecliste de bütçe görüşmeleri sürüyor. Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kurumların bütçeleriyle 2020 Merkez Yönetim Bütçe Kanun Teklifinin ilk 4 maddesi de genel kurulda ele alınacak saat 11 sıralarında. Bir diğer gündemimiz DİSK insan onuruna yaraşır asgari ücret 3200 lira net kampanyası kapsamında Ulus Ankara heykeli önünde bir basın açıklaması yapacak ve bildiri dağıtacak saat 12.30 sıralarında. İnsan Hakları Ortak Platformu da Mülkiye Kültür Merkezi'nde Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Türkiye konulu bir panel düzenleyecek. Bu da saat 16 sıralarında gerçekleşecek. Diyarbakır gündeminde ise Lice'de Kalekol yapımlarını protesto ederken askerlerin açtığı ateş sonucunda yaşamını yitiren Medeni Yıldırım'ın davası şu sıralarda başladı. Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde. Mezopotamya Kadın Gazeteciler Platformu da Kadın Gazeteciler Platformu Özgür Gazeteciler İnisiyatifi TGS Diyarbakır temsilciliği de gözaltında bulunan gazeteci Aziz Oruç'a ilişkin İHADE Diyarbakır Şubesi'nde bir basın toplantısı düzenleyecek. O da şu sıralarda başlayacak. Diyarbakır Şiddetle Mücadele Ağı'da kadına yönelik şiddet raporunu ve kadın çalıştayı sonuç bildirgesini İHADE Diyarbakır Şubesi'nde yapacağı basın açıklamasıyla açıklayacak. Son olarak Diyarbakır gündeminde de Sağlık Platformu Anayasa Mahkemesi'nin güvenlik soruşturması iptal kararına rağmen uygulamanın sürdürülebilmesine ilişkin Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması yapacak. Van'da ise kamuoyunda Şemdinli davası olarak bilinen Umut Kitabevi'ne dönük bombalı saldırıyla ilgili yapılan yargılamanın davası görülecek. Bu davada Van 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde olacak. Ayrıca Vanlı kadınlar da kadın cinayetleri ve Ceren Özdemir'in katil zanlısının kentte bulunan cezaevine getirilmesine tepki göstermek amacıyla kent içinde merkezde bir basın açıklaması yapacak. Son olarak İstanbul gündeminde de Türkiye'de insan haklarını savunan kurum ve kişiler baskılara karşı bir araya gelmeye devam ediyorlar. İnsan hakları savunucuları da dayanışma ağı ilan ediliyor. Bugün bu programı da takip ediyor olacağız gün içerisinde. İstanbul Tabip Odası ve Ses İstanbul Şubeleri AYİM kararı uygulansın, güvenlik soruşturması engellemesinden vazgeçilsin diyerek bir basın açıklaması yapacaklar. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde saat 13'te. İHADE ve TİHİV İstanbul Şubeleri de 10-17 İnsan Hakları Haftası kapsamında Beşiktaş'ta bulunan Barbaros Parkı Beşiktaş Vapur İskelesi'nde insan hakları için el ele başlıklı bir etkinlik düzenleyecekler. İHADE İstanbul Şubesi yine bu İnsan Hakları Haftası kapsamında Tabip Odası'nda Barış Hakkı paneli düzenleyecek. Bu da saat 19 sıralarında olacak. Doğa Koleji'nde dair eylemler de bugün sürüyor. Öğretmenler bugün de yine iş bırakmaya devam edecekler. Biz de bu gündemi de yakından takip ediyor
olacağız. Son olarak da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şu saatlerde Ulaşım Çalıştayı'nın açılış konuşmasını yapacak. Saat 11.30'da da Ok Meydanı Cemal Kabacı Kültür Merkezi'nde inşaatta bir inceleme yapacak. Biz de gün içerisinde bu gündemleri takip ediyor olacağız. Peki, çok teşekkürler. Sevgili izleyiciler, şimdi ekonomi editörümüz Mehmet Filoğlu'na dönüyoruz. Evet Mehmet, bugün neler var? Dün senin geniş biçimde aktardığın, yorumlayarak aktardığın işsizlik bütün gazetelerin manşetindeydi. Tabii ki sadece gazetelerden söz ediyoruz. Öbürlerine göre işsizlik düştü. Başka işe geçmişlerdi bile. Bugün neler var bakalım aktaracağım. Bugün de aslında hükümetin bir numaralı gündemi olan inşaat sektörüyle alakalı bir veri açıklandı. Konut sektörüyle alakalı ve konut satış rakamları açıklandı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank hatırlayacağımız üzere Ekim ayı başında bir faiz kampanyası başlatmıştı. %0.99 faizle 500 bin liranın altındaki evlere bir kampanya başlatılmıştı. Ve bu kampanya sonrasında konut satışlarının arttığını görmüştük. Kasım ayı verisi geldi bugün. O artışın aynen devam ettiğini görüyoruz. Kasım ayı içinde Türkiye'de satılan konutların sayısı %54 artarak 138 bine yükseldi. Daha da ayrıntısına baktığımızda yani banka kredisiyle satılan ipotekli konut satışlarındaki artış ise %725 oldu. Yani 8 kattan fazla artış kaydetti banka kredisiyle satılan konutlar. Ama buraya baktığımızda hükümetin planı işe yaramış gibi duruyor. Daha ucuz kredi vererek vatandaşlara konut aldırma planının işe yaradığını görüyoruz. Ancak daha ayrıntısına baktığımızda verinin aslında çok da tercih edilmeyen bir tablonun ortaya çıktığı görülüyor. Bu satılan konutların çok büyük kısmı ikinci el konutlar. Yani aslında daha önce satılmış bir şekilde içinde birini yaşadığı konutlar satılıyor. Türkiye'de sayısı, yani Ekrem İmamoğlu sadece İstanbul'da 1 milyon boş konutun olduğunu söylemişti. Türkiye genelinde de yaklaşık 2 milyon civarında bir boş konut, yani konut stoku olduğu belirtiliyor. İşte bu konutlar hala satılmıyor. Bu ucuz kredi desteğine rağmen satılmıyorlar. Çünkü birçoğu aslında piyasada karşılığı olmayan şekilde lüks konut olarak yapıldı. Yani 1 milyon, 2 milyon liralık, 3 milyon liralık konutlar bunların bir önemli bir kısmı ve hem zaten banka kampanyası bu konutları kapsamıyor hem de zaten vatandaşların çok önemli bir bölümü bu konutları alamıyor. Gelir düzeyleri bu konutları almaya yetmiyor. Dolayısıyla inşaat sektörü bu son kampanyadan yararlanamamış gibi duruyor. Bunu zaten dünkü işsizlik verilerinden de görmüştük. İnşaat sektöründeki istihdamın geçtiğimiz yılın başından, Şubat ayından bu yana üst üste her ay düştüğünü ve toplam inşaat sektöründeki istihdam kaybının 730 bin olduğunu görmüştük. Yani son 1,5 yıl içerisinde 730 bin inşaat işçisi işini kaybetti ki Türkiye'deki işsizlik artışının çok önemli bir kısmı da bu sektörden kaynaklanıyor ve kısa vadede de bir toparlanma bugünkü veriye bakarak söyleyebiliriz ki beklenmiyor diyelim. Bu veriden piyasalara geçecek olursak olumsuz tablo var piyasalarda. Amerika ile Türkiye arasındaki karşılıklı açıklamalar, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerikan üslerini kapatabiliriz açıklamasından sonra piyasalarda bir baskı oluşmaya başladı. Dolar TL 5.85'in üzerine çıktı ve orada kaldı. Teknik analistler bu seviyelerin üzerinde kalması durumunda dolar TL'nin çok hızlı bir şekilde 5.95'lere gideceğini, dolar TL'ni bekliyorlar. Bu direnç noktaları eğer aşağı doğru kırılmazsa ve iki ülke ilişkileri arasında bir yumuşama sinyalleri gelmezse kurda önümüzdeki günlerde, yılın son günlerinde bir değer kaybı görebiliriz ki bunlar çok düşük işlem hacimlerinde gerçekleşecek muhtemelen. Çünkü Batı dünyası çok büyük oranda artık Noel tatiline girmiş durumda. Ocağın ilk haftasına kadar piyasalarda çok ciddi hacimli işlemler olmayacağını söyleyebiliriz. Son olarak dün bahsetmiştik, Türkiye Toprak Mahsulleri Ofisi'ne ekstra 500 bin tonluk ithalat kotası verilmişti ve bu çok ciddi eleştirilere sebep olmuştu. Bugün Tarım Bakanlığı konuyla ilgili bir açıklama yapmış ve bu ithalat kotasındaki artışın mevsimsel dalgalanmalara karşı kullanılmak üzere tahsis edildiği belirtilmiş. Ama zaten o 1 milyonluk kota da bu yüzden vardı. Bunun neden 1,5 milyona çıktığına yönelik ise net bir açıklama olmadığını görüyoruz. Bu da daha fazla ithalat ve özellikle Türkiye'de tarımda dışa bağımlılığın artacağı anlamına geliyor. Tarım Bakanlığı bu yaptığı son açıklama. Evet. Şimdi arkadaşlar, Ankara hazır mı? Ben duyamadım. Hazır, evet. Şimdi Ankara'ya bağlanıyoruz. Ankara'da Sibel Hürtaş var. Günaydın Sibel. Günaydın.
Günaydın Nazım Akman, iyi yayınlar. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek olan küresel mülteci forumuna katılıyor. Erdoğan'ın gündeminde güvenli bölgeye yapılacak konutlar var. Zira Erdoğan güvenli bölgeye bir kent yapalım, sıfırdan kent yapalım dedi. Ve buraya ilk etapta 1 milyon mülteciyi yerleştirelim demişti. Ne zaman demişti? Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda demişti ve o günden bu yana da uluslararası arenadan finansal bir destek arayışı. İsviçre'nin Cenevre kentindeki forumda da bu destek arayışını sürdüreceği belirtiliyor Erdoğan'ın. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin ev sahipliğinde de bir öğle yemeği yiyecek. Bakalım Erdoğan İsviçre'den nasıl dönecek? Zira hükümetin, iktidarın güvenli bölgeye kent kurma planı hala gündemde. Belirtelim. İç siyasette ise bir taraftan da çalışanların gündemi, Ankara'nın gündemi diyebiliriz. Bir taraftan asgari ücret tespit komisyonunun asgari ücreti ilişkin toplantılar devam ediyor. Diğer tarafta da Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği güvenlik soruşturmasına ilişkin tartışmalar var. Güvenlik soruşturması ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni bir teklifin hazırlandığı belirtiliyor. Bütçe görüşmelerinin ardından bir torba kanun gelecek meclise ve burada iktidarın güvenlik soruşturmasını yeniden gündeme getireceği belirtiliyor. Ama bu güvenlik soruşturması metodu Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararının bazı bölümlerine de uyum sağlanacak. Nasıl olacak? Güvenlik soruşturmasına ilişkin sorular belli olacak. Güvenlik soruşturmasını kimin yapacağı burada belirlenecek. Ancak çalışanlar bunu da istemiyorlar. Zira 657 sayılı devlet memurları kanunu açık. Burada kimlerin memur olamayacağına ilişkin zaten düzenlemeler var. Bunun yeterli olduğunu belirtiyorlar. Diğer taraftan da asgari ücret toplantısında sona doğru geliniyor. Bugün işveren tarafı teklifini açıklayacak. TİSK'te 3. toplantı yapılıyor. İşveren tarafının teklifini bugün öğreneceğiz. Saat 12'de yapılacak olan toplantıda, ama işçi kesiminin teklifi belli. 3200 lira asgari ücret talebi var işçi kesiminin ve bu taleple bugün sokağa çıkıyorlar. İnsanca bir yaşam için asgari ücretin en az 3200 lira olmasını bekliyorlar. Meclis Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşülecek bugün. Diğer tarafta da Libya'ya Türk askeri gönderilmesine ilişkin bir teklif kabul edildi. Dün Dışişleri Komisyonu'nda işte gözler burada, zira bu maddenin bugün genel kuruluna gelmesi bekleniyor. Meclis genel kuruluna tartışmalı bir madde, AKP ve MHP'nin oylarıyla geçti. Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve HDP itiraz etti. Bu mutabakat metnine ani müdahale kuvveti mutabakat metni olarak geçiyor. Bu mutabakat Libya'ya asker gönderilmesini düzenliyor, ama yine de bir tezkere gerekli Libya'ya asker gönderilmesi için. Cumhuriyet Halk Partisi karşı çıkıyor. Zira bunun AKP'nin ideolojik bir şekilde desteklediği ulusal uzlaşı hükümetini devrilmekten kurtarma çabası olarak yorumluyorlar. Türkiye Libya'daki iç savaşa ne kadar dahil olacak? Bugün genel kurula gelirse bu kapsamdaki tartışmaları da mecliste takip edeceğiz. Son notu muhalefetten verelim. Cumhuriyet Halk Partisi MYK toplantısı bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılıyor. Takip ediyoruz. Söz yeniden sizde. Peki, çok çok teşekkürler Sibel Ürtaş. Sevgili izleyiciler, şimdi stüdyomuza dönüyoruz. Profesör Doktor Murat Aslan stüdyomuzda. İstanbul Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sizi davet etme nedenimizi de izleyicilerimizle paylaşalım. Neden Sudan'dan at, eşek, katır eti ithal ediliyor? Soru bu. Siz konunun içindesiniz. Evet. Bize başlıklarla bunu aktarır mısınız? Teşekkürler. Aslında sadece at, eşek, katır eti ithal edilmiyor. Daha birçok ürün var. Evet. Ben biraz da onlara değindikten sonra buraya geçmek istiyorum.
Yani ithal edilecek ürünler arasında canlı hayvan var, sığır var, koyun var. Domuz var. Evet, sebzeler var. Çok çeşitli sebzeler var. Niye bunlara vurgu yapmak istedim? Bunların tümü aslında ülkemizde yetiştiriliyor. Oldukça geniş alanlarda yetiştiriliyor. Evet. Yani ihtiyaçtan kaynaklanan bir ithalat değil bu. Öncelikle onu belirtmek istiyorum. At, eşek, katır etine gelince de işin doğrusu kullanım alanını biz de bulamadık. Türkiye'de at, eşek, katır eti belki sirklerde ya da hayvanat bahçelerinde yiyecek olarak yırtıcı yabani hayvanlar için veriliyor olabilir ama uzun zamandır böyle bir uygulama yapılmıyordu. Yine mamalarda kullanılıyor, kedi köpek mamalarında kullanılıyor ama bu yönde bir üretim de Türkiye'de yok aslında. Daha evet. Çok artık kuzu eti kullanıyorlar. Farklı ekonomik değeri olan sığır eti kullanılıyor mamalarda. İşin doğrusu burada yapılan bir ticari anlaşmanın zannediyorum gereklerini yerine getiriyoruz ama Türkiye'ye yansımaları çok farklı olacak. Yani hem hayvan hastalıkları açısından birçok boyutu var, toplum sağlığı açısından. Bir de ekonomik açıdan hiçbir anlamı yok. Yani eğer ticaretin geliştirilmesiyle ilgili bir konuysa eğer bu. Evet. Bu anlamda da bir önemi yok aslında hacim olarak. Peki bir Sudan'la yapılan bir anlaşmadan kaynaklandığını söylediniz. Evet. Yani Sudan'da Türkiye araziler kiralamıştı. Evet. Onunla bağlantısı olabilir mi? 2000... Aslında bu soruyu bizim cevaplamamız lazım gazeteci olarak. Ama Türkiye'de artık öyle gazetecilik kalmadı. Sudan'a gidip o arazilerde neler yetişiyor değil mi? Böyle bir şey yapılması lazımdı. 2015 yılında ya dünyada bir trend var. Aslında kirlenen ülkeler, yani işin boyutu burada aslında. İşin doğru boyutu burada. Kirlenen ülkeler ya da çok endüstriyel üretim yapan ülkeler daha temiz ülkelerde, daha ucuz maliyetle üretim yapmak istiyorlar. Tarım üretimi. Tarım üretimi, evet. Hayvancılık üretimi. Sonra bu ürünleri kendi ülkelerinde ithal ediyorlar, kendi ülkelerine. Veya... Gübreleri orada kalacak, ürünler evet. Buraya gelecek. Evet. Ucuz iş gücü var orada ayrıca. Oradaki toprakları 49 yıllığına, 100 yıllığına kiralayan ülkeler var. O ürünleri kendi ülkelerinde kullanacaklar ya da pazarlıyorlar. Bütün dünyaya pazarlama yoluna gidiyorlar. Mesela bunu Fransa başlattı. Sonra biz de bunu tercih ettik bir şekilde. Sudan'dan 2015 yılında yapılan bir anlaşmayla zannediyorum 49 yıllığına araziler kiralandı. Ama işin doğrusu şu an orada üretim yapılıp yapılmadığını bilmiyorum. Zannediyorum henüz başlanmadı. Evet. Çok iyi bir uygulama olabilir aslında. O ülkenin tarımını geliştirmek için, genelde toplamda dünyanın tarımını geliştirmek için oraya bir eğitim verip, tarımı disiplinize edip bütün dünyaya buradan ürün satmak mantıklı gelebilir. Doğru bir uygulama ama henüz öyle bir uygulama başlamadı bizim açımızdan. Zannediyorum bu anlaşma çerçevesinde bu sözler de verildi ya da bunlar da anlaşmaya konuldu. Yani oradaki ürünlerin üretildikten sonra ülkemize gelmesiyle ilgili bir anlaşmanın bir parçası ama henüz üretilmeden bu ürünler zannediyorum ülkeye girecek. Evet. Peki siz şimdi şey demiştiniz az önce bu ithalat meselesiyle ilgili, yani hayvana doğrudan geçecek bir hastalık ve toplum sağlığını da dolaylı olarak buradan etkileyecek. Burayı biraz daha açalım mı? Biz nasıl bir tehlikeyle karşı karşıyayız? Evet. Çok onu bilmiyoruz galiba. Evet. Şimdi biz Avrupa'dan biliyorsunuz çoğunlukla ithalat yapıyoruz. Özellikle hayvan, canlı hayvan ve hayvansal ürünleri. Yine zaman zaman basında yer alıyor. Çok sayıda hastalık Avrupa'daki denetime rağmen, orada hayvancılık nispeten daha disiplinli yapılır. Denetimler çok sıkıdır. Hayvansal zoonoz hastalıklar çok sıkı takip edilir. Ona rağmen ülkemize çeşitli hastalıklar girdi. Örneğin mavi dil girdi, şarbondan biliyorsunuz bahsettik dönem dönem birçok hastalık giriyor. Bir Afrika ülkesinde ben hiçbir denetim olduğunu düşünmüyorum hayvan yetiştiriciliğiyle ilgili. Açıkçası biliyorum da onunla ilgili raporları da gördüm, örnekler verebilirim. Örneğin Sudan'daki atlarda at gribi görülmüş yakın zamanda. Ve Yakın zamanda mıydı? Evet, 300'den fazla ölü var. Yani at ölmüş. Bunu, insan sağlığına da bunun zararı var. İnsana da bulaşabilen tarafı var. O bakımdan buradan getirilecek ürünlerde tespit edilecek hastalıklar ya da taşınacak hastalıklar hem hayvan sağlığımız için, hayvan popülasyonumuz için riskler taşıyor. Oradan getireceği hastalıkları buraya bulaştıracak. Hem de
Bu hastalıkların çoğu zaten insana da bulaşabiliyor. Zoonoz dediğimiz hayvandan insana, insandan hayvana bulaşabilen hastalıklar. İnsan sağlığı da sorun olacak. O bakımdan iki taraflı bir risk taşıyor aslında. Peki bunlar Türkiye'ye getirilirken burada ayrı bir denetime tabi tutuluyor mu? Mesela siz veterinerlere gelip de yani biz bu ithalatı yaptık ama siz gelin ekstra bir kontrol edin diyen bir mekanizma var mı? Yani böyle bir düzlemden geçiyor mu? Aslında şöyle bir mekanizma var. Biz canlı hayvan ithalatı yaptığımızda ilgili ülkede veteriner hekimler kontroller yaparlar. Damızlık için şimdi kaldı. Eskiden kesimlik hayvan geldiği zaman, et geldiği zaman da gidip bunun kontrolü yapılırdı. Daha sonra maliyetler yüksek diye bunu da bıraktılar. Ve sadece damızlık hayvanlarda bu kontrolü şimdi yapıyorlar. Maliyet yüksek diye kontrolü yaptırmıyor muyuz? Kontrolü yaptığımız dönemlerde de çok sayıda hastalık girdi aslında ülkeye. Çünkü bir anda çok sayıda hayvan giriyor ülkeye. Bu hayvanları karantina bölgesinde tutmak, hepsini analiz etmek her zaman mümkün olamıyor. Bu bir gerçek yani. Bu hayvancılığın bir gerçeği. O yüzden kontrollü yapılır. Hacimce çok fazla hayvan bir anda bir yerden bir yere götürülmez. Belli noktalarda karantinaya alınır. Bunun denetimleri yapılır. Karantina uygulamaları da yapılmıyor maalesef ülkemizde. Yani yurt dışından gemiyle geldiği zaman önce karantina bölgelerinde karantinaya alınması gerekir hayvanların. Aslında çok da bir denetim yok yani anladığımız kadarıyla. Bunlar gelecekler ve hastalıklarını da birlikte getirecekler varsa şart. Şöyle, mesela en riskli ürünler geliyor. Sakatatla ilgili bir nokta var ki, sakatat mikroorganizmaların yani mikropların en yoğun olduğu yerdir bir canlıda. Evet. Sakatat da getiriyoruz buraya. Böyle bir ihtiyaç nereden doğdu bilmiyorum aslında. Yani o zaman işlenmiş etler gelecek yani. Sakatat geleceğine göre kesilmiş. Evet. Çünkü sakatat olması için hayvandan çıkmış olması lazım değil mi? Hem canlı hayvan ithalatı öngörülüyor. Dışişleri komisyonundan geçen bu taslağa göre eğer meclisten geçerse. Hem canlı hayvan hem et geliyor hem de hayvansal ürünler geliyor sakatat gibi. Ve burada diyor ki taze donmuş sakatat. Yani donmuşu belki nispeten bazı mikroorganizmaları öldürür ama taze hali ayrıca bir risk taşıyor. Ona çok dikkat etmek gerekiyor. Evet. Bir de onlar söz konusu ülkedeki sterilizasyon koşulları hani paketlenecek falan tamam da hani dondurulacak. Orada açtığı zaman faaliyete geçebilir yeniden mikroplar. Oradaki denetimle ilgili şüphelerimiz var. Oradaki hayvancılıkla ilgili tarlada ya da çiftlikteki üretimle ilgili koruyucu hekimlik anlamında şüphelerimiz var. Elbette bunlar belli oranda denetlenecekler ama taşınması sırasında ayrı bir risk oluşacak. Nasıl buraya getirilecekler o kadar mesafeden o süre içerisinde yine zoonozların çoğalması ve etkili olması olasılığı var. Burada karantina konusunda riskler var. Bir de bu kadar çeşit ürünün alınmasına gerek yok gerçekten. Yani o ülkeden gelecek sakatata bizim bu ülkede ihtiyacımız yok. Katır eşek etine bizim bu ülkede ihtiyacımız yok. Kullanım alanı yok zaten. Bir de bunlar domuz da getiriyor. Mesela bunlar domuz konusunda çok hassaslar biliyorsunuz. Yani aşının içinde domuz bilmem nesi var falan filan diye aşı kampanyaları yani aşı karşıtı kampanyalar yürütüyorlar. Anlayış olarak diyorum. Hükümet de bunlara cevaz veriyor ve özgürlük olarak niteliyor. Şimdi burada da Türkiye'nin tarım ürünleri kota bazlı tavizleri diyor. 206. bölümde as kodlu sığır, domuz, koyun, keçi, at, eşek, katır veya bardolların yenilen sakatatı taze soğutulmuş veya dondurulmuş diye de maddeleştirilmiş. Evet ben kişisel olarak buna karşı değilim. Domuz eti de getirilebilir, sakatatları da getirilebilir ama dediğiniz gibi o hassasiyet zaman zaman dile getiriliyor ama bu bildiğimiz tarafı aslında birçok üründe katkı maddesi olarak domuzla ilgili kullanılan ürünler var. Bu yasal olarak da geliyordu. Ama yakın zamanda bir talimatla, bir yönetmelikle zannediyorum değişiklikler yaptılar. Orada mesela domuzu çıkarıp sadece koyun, kuzu vesaire kaldı demişlerdi. Orada. Evet, tepkiler üzerine böyle bir değişiklik yapıldı. Kontrolü yapıldıktan sonra, denetimleri yapıldıktan sonra talep de varsa bu tip
ürünler zaten uluslararası ticaretin konusu oluyor. Ülkemiz için de gayet doğaldır ki talep olursa olabilir. Peki siz aslında alanında uzman isimsiniz, şimdi bu konuda konuşuyoruz zaten. Bu durumla alakalı karşı karşıya olduğumuz, en azından oluşabilecek işte bu zoonoz dediğiniz gibi tehlikelerle ilgili yetkililere bir şey söyleme fırsatı bulabildiniz mi? Yani bir iletişime geçme fırsatı veya soru sorma, hani detayı nedir? Hani bunu yapıyorlar ama toplum sağlığı bu işin neresinde? Var mı böyle karşınızda bir mecra? Aslında meslek odaları olarak bu ülkenin sağlıkla ilgili olan bütün odaları, sadece veterine hekimler odası değil, tabip odası ve diğerleri zaman zaman uyarılarda bulunuyoruz. Bazen birlikte uyarılarda bulunuyoruz. Şarbonla ilgili birlikte basın açıklaması yaptık. Daha önce de birkaç yıl önce de aynı şeyler olmuştu. Devamında yine belli çalışmalar yaptık ama zannediyorum burada bizim hassasiyetlerimiz... Başkan, şu anda sizden özür diliyoruz. Bir başka başkan konuşuyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ulaşım Çalıştayı'nda konuşuyor. Şimdi oraya bağlanıyoruz. Bir 5 dakika sonra tekrar stüdyoya döneceğiz. Evet sevgili izleyiciler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Çalıştay'ın açılış konuşmasını yapıyor. Oluşturulan ve sadece masada deneyimlenen hiçbir sürecin gerçekten İstanbul Ulaşımı'na katkı sunmayacağını düşünüyorum. Eksik katkı elde edebiliriz. O bakımdan bugün baktığınızda Büyükşehir Belediyesi'nin sorumlu olduğu alandaki bazı rakamları sizinle paylaştığımda daha da işin ne kadar boyutlu olduğunu ve gerçekten ne kadar paydaşların katılımına ihtiyaç duyduğumuzu bence daha iyi anlayacaksınız. Sorumlu olduğu bu 165'e 45 kilometrelik diye tariflediğim bu yaklaşık geometrik baktığımızda dikdörtgen alanda günlük yolculuk sayısı 2018 rakamlarına göre 31.7 milyon günlük yolculuk sayısı. 2023 yılında yapılan, büyükşehir bünyesinde yapılan raporlarda günlük yolculuk sayısının 36.8 milyon kişiye, yani 36.8 milyon yolculuğa ulaşması hedefleniyor. İstanbul'un bir yakasından öbür yakasına geçiş artışı görmeniz adına 2000 yılında 962 bindi. 2018 yılı itibariyle bu sayı 2 milyon 150 bin geçişe ulaştı. 2023 yılında ise yapılan simülasyona göre bu sayı 3 milyon 900 bin geçişe ulaşacağı öngörülüyor. Büyükşehir Belediyesi sorumluluk ağımız içerisinde tam 36 bin kilometrelik yol ağımız bulunmakta. 36 bin kilometre. Ve bu yollarda her gün ortalama 300'ün... Evet, Çalıştay devam ediyor. Sonuçlarını sizlerle paylaşacağız ilerleyen saatlerde. Şimdi sevgili izleyiciler, stüdyomuzda İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Profesör Doktor Murat Aslan var. Devam ediyoruz. Bir de Diyarbakır bağlantımız olacak ama bağlantı olana kadar gene biz canlı hayvan ithalatıyla ilgili olarak kaygılarımızı paylaşmaya devam edelim. Ve bir uyarı niteliğinde tabii ki bizim bir programımız, yani buradan da bizi dinleyenler vardır herhalde. Evet. Bununla ilgili olarak meclisteki muhalefet partileri de bir şeyler yaparlar herhalde diye düşünüyoruz. Evet. Sadece yeterli tepki gelirse geri çekiliyorlar zaten burada. Ve mesela bu hala büyük soru işareti. At, eşek ve katır etinin Türkiye'de nerede kullanılacağı. Çünkü zaman zaman sucukta, yani bizlerin, insanların yediği sucukta eşek etleri, at etleri kullanıldığı belediye zabıtaların baskınlarıyla ortaya çıkıyor. Mecliste bile, hatta meclisin yemeklerinde bile at eti olduğu ortaya çıkmıştı. Evet. Oraya kadar gittiyse herhalde. İşte bu aslında hayvansal ürünlerin üretiminde, onların mamul haline getirilmesinde zaman zaman bunlara rastlıyoruz maalesef. Denetimler yapıldıkça rastlıyoruz. O işte denetim kısmı o bakımdan çok önemli. Özellikle toplu
tüketim yapılan yerlerde çok dikkatli bir şekilde bunların gözlemlenmesi, numuneler alınarak denetlenmesi gerekiyor. Maalesef söylediğiniz gibi mecliste bile bazı ürünlerde at eti numunelerine rastlanıldı. Oldukça düşündürücü. Ama uzun zamandır denetimle ilgili zaten ülkemizde sorun yaşıyoruz. Son zamanlarda denetimler sıklaştırıldı, bunu söylemem gerekiyor. Ama yeterli oranda değil bu. Biz bir taraftan veteriner hekim yetiştiriyoruz, bir taraftan gıda mühendisi yetiştiriyoruz. Bu işle ilgili aslında mesela 32 tane fakülte oldu, çok sayıda veteriner hekim yetişiyor. Gıda mühendisleri fakültesi çok sayıda oldu. Burada yetişen insanlar şu anda iş arıyor. Bunların bu denetimlerde kullanılması, ilgili yerlerde kullanılması artı olarak geri gelecektir mutlaka. O bakımdan bunun gözden kaçırılmaması lazım. Dün de bir toplantı yaptılar Ankara'da. Önceki gün pardon, bir toplantı yaptılar. Bence yetkililerin bu konuda derhal hem üretimde hem de yani tarlada, çiftlikte görevlendirilmesi lazım bu yetişen eğitimli insanları. Hem de denetim sofraya gelinceye kadar her aşamasında bunun denetlenmesi çok zor bir şey değil aslında. Sistemi kurduğunuz zaman bunu dünya çok güzel yapıyor. Etin tarlada üretimin hayvandan itibaren sofraya gelişine kadar etin bir parçası izlenebiliyor. Bunu biz çok kolaylıkla yapabiliriz aslında bu ülkede. Önlemler alabiliriz. Bu Çalıştay'la ilgili bir şey söylemek istiyorum. İzninizle evet. Bir araya girip aslında Sizi ilgilendiren bir yanı var tabii. Var. Evet, ben de içinde yer almıştım. Adadaki faytonlarla ilgili zannediyorum görüşülecek, merak ediyordur insanlar. Adadaki faytonlarla ilgili ulaşımda kullanılmaması yönünde bir fikir aslında ortaya çıkmıştı. Sembolik olarak adanın bir sembolü onlar. Oradaki halk da bunu istiyor. Sembolik olarak belli bölgelerde kalsınlar ama bu turizme endeksli bir şey olsun. Ama ulaşımda başka sistemler kullanmasıyla ilgili bir sonuç çıkmıştı ortaya. Umarım bu hayata geçirilir yakın zamanda. Evet. Özellikle de işte adaların doğal yapısı gereği adalar kotlu yerleşimler var ve çok dik rampaları var. Ve atlar bu rampalarda güçsüzlükten düşüyorlar ve hatta ölüyorlar yani değil mi? Çekemezken buraya işte güneş enerjili taksiler kullanılabilir. Evet, evet, evet. Akülüler kullanılabilir. Belediyenin var zaten şeyi. Orada öyle bir uygulama geliştirildi aslında. Elektrikli zannediyorum taşıtlar var ama çok amacını aştı. Çok sayıda kaçak araç varmış mesela. Kayıtlı olmayan araç varmış. Kime ait olduğu bilinmeyen ya da hatırlı kişilere ait araçlar varmış. Halbuki bunlar profesyonel, özel araç değil, evet. Profesyonel şoförleri olacak. Yani faytoncular aslında bunları kullanacaklar. Evet. Değil mi? Böyle olursa. Benim hep korkum şu, doğaldan uzaklaştığımız sürece yavaş yavaş şeye alıştırılıyoruz. İşte önce makineye, sonra o alan yok edilmesine, sonra oraya betonlaşmayla ilgili işte şu taşıtın şurada park etmesi için bir betonlaşmaya gidiliyor ve o adanın bu durumunun bozulmasıyla ilgili benim kaygım var. O yüzden sembolik de olsa atların orada kalması çok önemli bence. Evet, sizin söylemeniz önemli burada tabii ki. Şimdi bir tarafta faytonlar var. Aslında siz söylediğiniz bunlar birbirinden çok bağımsız konular değil. Çünkü hepsi aslında bir hayvan politikasına, bir canlı politikasına dayanan şeyler en nihayetinde. Yani gelen ithalat da öyle, adadakiler de öyle. Topyekun baktığınızda aslında biz çok mu insan merkeziyetçiyiz ya da bizim bir canlı ve hayvan politikamız mı yok Türkiye'de? Çünkü biz neredeyse bu et ithalatı meselesini ve hayvan yoluyla insana geçecek, hayvandan hayvana geçecek, hayvan sağlığını da bozacak bir ton uygulamayı neredeyse birkaç ayda bir konuşur hale geldik. Evet. Devamlı konuşuyoruz aslında. Şöyle bu ülkede Cumhuriyet'le beraber hayvancılık konusunda önemli adımlar atılıyor. Atatürk mantofon ineklerini getiriyor ülkeye. Ülkemizdeki yerli ırklarla bunları çaprazlaştırıp alınacak dölle daha yüksek ürün alması. Hatta daha sonraki yıllarda öyle bir planlama yapılıyor ki Avrupa Ekonomik Topluluğu hedef alınıyor. Deniliyor ki biz kendi ürünlerimizi yetiştirip buraya biz ihracat yaparsak kendi ülkemizle ilgili önemli bir girdi sağlamış oluruz. Çok iyi tespitler yapmışlar ve önemli çalışmalar yapmışlar. Ama bir noktadan sonra bu çalışmalar işte uluslararası her zamanki döngü çalışıyor. Uluslararası sermayenin şirketleri yavaş yavaş
şuna ihtiyacınız yok, sizin aslında pamuğa ihtiyacınız yok, sizin aslında zeytine ihtiyacınız yok, sizin aslında Ankara keçisine ihtiyacınız yok deyip yavaş yavaş bunları almışlar, yurt dışına götürmüşler. Sonra bize ucuz, başka bunların yerine başka ürünler ikame etmişler. Öyle bir nokta gelmiş ki biz o ürünlere bağlı hale gelmişiz ama Ankara keçisi örneğin Yeni Zelanda'da, Güney Afrika'da üretilmeye başlamış. Sonra biz onu ham maddesini en pahalı bir şekilde geri almışız. Şu an Angora kazakları diye işte halkın bildiği. Ankara değil mi? Ankara işte. En pahalı bu ham maddeyi biz oradan alır duruma gelmişiz. Tümü böyle aslında. Şu an işte bizim Kangal köpeği mesela. Kangal köpeğiyle ilgili bunu yurt dışına çıkarmamak gerekiyordu. Ama şu an diğer ülkelerde yetiştirilen Kangallılar bizden daha iyi durumda yapı olarak. Böyle baktığımızda uzun soluklu bir hayvancılık politikamız, hem insan odaklı, söylediğiniz gibi böyle çok insan odaklı da düşünmüyoruz aslında, ne de hayvan odaklı. Uzun soluklu hayvancılık politikalarımızın olması gerekiyor. Yani saman ithalatına giden bir durumun olmaması gerekiyor. Saman ithalatında öyle ince noktalar var ki bunu üretici biliyor. Mesela uzun saplı buğdayın yetiştirilmesinde samanın fazla olacağını biliyor. Ona göre eskiden bizim burada yaşayan insanlarımız tarım yapmışlar. Kendi tohumlarını kullanmışlar, samandan da faydalanmışlar. Ya da şu an yapıldığı gibi sadece taneye yönelik başak kısmını alıp onun gerisini anız olarak orada bırakmamışlar. Öyle olursa saman açığı ortaya çıkar. İşte Bulgaristan'dan, diğer ülkelerden saman ithal edersiniz. Evet. Bütün bunlara baktığımızda hepsi birbiriyle bağlı. Yani ama bunun politikasını yapmak lazım. Bunun 50 yıl sonrasını planlamak lazım. Yine meralardan, işte saman ithal etmenin bir nedeni de meralardır. 14 milyon hektar meraya düştük aslında. Bunun 3 katı oranda bir meramız vardı 1930'lardan beri. Bu alanları kullanmıyoruz. Bunları giderek yapıya, imara açıyoruz. Bizim kendi kendimize yetmekle ilgili, şimdi buna aslında tepki gösteriyorlar. Biz ne zaman tarımsal olarak kendi kendimize yettik ama gerçekten yetiyorduk. Yani ithalat evet. yapmadan 2010'dan önce biz yetebiliyorduk yani. Her türlü kendimize yetiyorduk. Ben hala şuna inanıyorum. Bu ithalat kısmına ben biraz duyarlıyım. O yüzden lafı dönüp dolaştırıp oraya getiriyorum ama bu ülkede emin olun yarın ithalatı kessek, yarından itibaren 5 yıl ithalat yapmasak bu ülkenin hayvancılığı, tarımı çok iyi bir noktaya gelir ve hiç ihtiyacımız kalmaz. Tam tersi biz ihracat yaparız çevre ülkelere, Avrupa'ya, dünyanın her yerine ihracat yapabilecek potansiyel var bu ülkede. Evet. Bu Kurban Bayramı öncesinde Türkiye Ziraat Odaları Birliği böyle basın açıklamaları geliyor. Ama bunlar bize geliyor da hiçbir yerde yayınlanmıyor. Kendileri de çıkıp televizyonlarda ya da basın toplantıları da yansımıyor ve arkasında çok da durmuyorlar. Satır aralarından ortaya çıkıyor ki Kurban Bayramı'nda kurban edilecek hayvan varlığımızla yabancı ülkelerdeki toplam hayvanlar kıyaslama yaptırılıyor. Yani demeye getiriliyor ki orada artık bu kurban bayramlarında kurban adak adamayı ve kurban kesmeyi bir sınırlamaya getirsek falan deniyor. Bu kurban bayramlarında Türkiye'nin hayvan varlığındaki eksilme ile ilgili bilgilerimiz var mı? Evet. Şöyle, geçen sene yaklaşık kesilen hayvan sayısı 3 milyon. Evet. Sadece 4 günlük o süre içerisinde kesilen hayvan sayımız. Bizim şu anda 48-49 milyon küçük baş hayvanımız, yani koyun keçi var. Evet. Yaklaşık 14,5 milyon da büyük başımız var. Kıyasladığınızda inanılmaz büyük bir rakamı biz birkaç gün içerisinde kesiyoruz. Evet. O kadar zaten 4 günde de tüketilmiyor onlar, evet, yani. Evet, onlar ihtiyacımız yok. Evet. Zaten et üretimindeki o çelişkiler, işte et üretimimiz arttı belli dönemlerde açıklamalar var. Hiç de öyle değil aslında. Bu Kurban Bayramı ile ilgili bir anda çok fazla etin piyasaya girmesiyle ilgili. O et zaman içerisinde tüketiliyor. Doğru yere kurbanla ilgili hedeflenen noktalara gidiyor. Bunu da ayrıca düşünmek lazım. Orada kurumların aldıkları bağışların, orada kesilen kurbanların hem sağlık açısından hem de gerçekten fiziki olarak muayenesi yapılıyor mu, var mı öyle bir hayvan? Tüm bunları baştan yeniden bence gözden geçirmek lazım. Aslında bu yerel yönetimlerde meydana gelen değişiklikler bir anlamda bunun için de bir fırsat olabilir. Zamanımız var mı bilmiyorum ama biraz oradan dört.
4 dakikamız var. Oradan da girmek istiyorum. Şu anda çok doğru teşhisler yapıldı. Türkiye'nin üretimiyle ilgili, gıda güvenliğiyle ilgili, halkın doğrudan ilgili olduğu konularda belediyeler söylemlerde bulundular, adaylar. Sonrasında da bununla ilgili girişimler var. Mesela İstanbul'dan var, İzmir'de çok güzel örnekler var. Bence hepsini kapsıyor. Mesela bunun sadece şey kısmından bahsedeyim ben, kurbanla ilgili kısmından bahsedeyim. İstanbul'da işte o manzaraları her yıl yaşıyoruz. Her sokakta neredeyse kurban kesiliyor. Hem manzara anlamında hem de toplum sağlığı açısından oldukça riskli sorunlar, riskli durumlar ortaya çıkıyor. Büyük şehirlerde bence belediyeler büyük şehre göre, büyüklüğüne göre kurban kesim alanları yapmalılar. Bu kurban kesim alanlarında kurbanın kesilmesi, tutulması çok amaçlı yapılabilir. Bakın o kadar büyük bir ekonomik kayıp var ki kurbanda. Derisinden tutun da boynuzuna kadar, iç organlarına kadar. Hepsini gömüyorlar. Evet, işkembesindeki içeriye kadar. Bakın o bile gübre yani. Çok önemli şey var onun içerisinde. Bunların hepsi gömülüyor, sulara aktarılıyor. Daha kötüsü araziye atılıyor. Bunların hepsinin değerlendirildiği entegre sistemler kurulabilir. Ve bu belediyelere çok büyük bir getiri olarak geriye dönebilir. Buradan şeye de bağlamak istiyorum. Yurt dışından ithal ürünler alıyoruz ya. Evet. Biz bütün artı değerleri orada bırakıyoruz. Yani hayvanı burada kestiğiniz zaman boynuzudur, etidir, derisidir, tırnağıdır. Boynuzdan nereden kullanılır boynuz? Kozmetikten tutun da ilaç sanayine kadar, aksesuarlara kadar birçok alanda kullanılıyor. Aslında doğada hayvanlar, doğa bunu güzel hallediyor. Mesela evet. Şeyde Afrika'da belgesellerde görüyoruz. Hiçbiri yok olmuyor. Yani evet, şey, evet, evet. Kemikler bile mesela sırtlanlar kemikleri, sonraki sırtlanlar gelince akbabalar geliyor. Onlar da evet. Ve hiçbir şey kalmıyor geriye. Kalanda karıncalar temizliyor. Tertemiz bir evet. Şey çıkıyor ortaya. Bizim de bu sisteme uygun bir yapı oluşturmamız lazım aslında. Çok da zor değil. Kurban bayramları özellikle hem hayvan popülasyonumuzun değerlendirmesi korunması. Açısından hem de bu anlamda ayrıca planlanması gereken bu ülke için çok önemli bir zaman dilimi. Evet. Peki bizim son bir dakikamıza girmiş bulunuyoruz. En başa dönelim. Bizim bugün sizi davet etme nedenimiz yurt dışından, daha doğrusu Sudan'dan gelecek ateşi ve katırla ilgili. Çünkü en çok dikkat çeken onlar. Evet, evet. Başka şeyler de olduğunu söylediniz. Tekrar dönelim. Buraya siz ne yapacaksınız yani? Şimdi kamuoyu için bize geldiniz. Açıklamalar yapacaksınız kendi sitenizde. Başka girişimlerde bulunacak mısınız? Aslında basın üzerinden sorduk ama cevap gelmedi. Yani biz bunları nerede kullanacağız? Gerçekten bunlar yapılacak mı? Biz bunları nereden kullanacağız? Önceki gün evet. Bakan Bey bir açıklama yaptı. Bu böyle bir ithalat yapılmayacak şeklinde. Umarım yapılmaz ama Dışişleri Komisyonu'nda bunun kabul edildiğini, mecliste görüşüleceğini biliyoruz. En azından şu ana kadar bilgi bu yönde. Biz umuyoruz ki bunun iptal edilmesi, böyle bir yola gidilmemesi. Sadece at, eşek, katır eti değil, diğer ürünlerin de dondurma mesela var içerisinde. O ana taslağın içerisinde dondurma var. Yani dondurma ithal edilecek. Sudan'dan. Sudan'dan. O çerçeve içerisinde, evet. Önümüzdeki çerçeve evet, içerisinde burada o, var. Orada var. Bunu ezberleyeceğiz. Bunu hangi okuyacağız. Dönemde gelecek bilmiyorum ama öyle bir şey var. Bu ülke, işte Maraş dondurmamız var. Dondurmayla ilgili çok büyük sıkıntımız olduğunu düşünmüyorum. Acil bir ihtiyacımız değil. Evet. Eskiden dondurma sadece yazın yenirdi. Şimdi artık yaz kış yeniyor. Evet, evet. Ve şeyi unutmuyorum. İrfan Sayar, Profesör Zihni Sinir Projelerinin çiziri. Bir dönemde kışın dil eldiveni üretmişti. Yani şey, evet. Dondurma yemek için, kışın dondurma yemek için dil eldiveni diye bir şey üretmişti. Yani çok gülmüştük, şaka falan diyorduk ama gerçek oldu. Evet. Eldiven yok ama dondurma var. Dil eldiveni yok. Ve onun için de çocuklar kışın boğaz enfeksiyonları da yaşıyorlar yani buradan. Bu konudan çok şey, mizah çıkarılabilir aslında. Mesela bu etle ilgili, ithalatla ilgili işte et çok pahalı denildiği zaman insanların refahı arttı. Talep fazla, et fiyatları arttı denildi. Ama şimdi mesela buğday ithal ediyoruz Rusya'dan çok sayıda. O zaman ben şunu söylüyorum. Acaba refahımız düştü de ekmeğe mi talim olduk edeceğiz evet. Bundan sonra sadece? Onun için mi ithal ediyoruz?
diye bir sürü şey üretilebilir. Bu çok açık zaten. Baksanıza mesela şimdi bilimsel çalışmalara göre asgari ücretlerin, reel asgari ücret açlık sınırının altında. Evet. Açlık sınırında kalsın diyorlar. Halbuki bir de en alt asgari geçim endeksi var. Onunla yaşamak. Yoksulluk sınırı var. Bir de açlık sınırı var. Yani yoksulluğa bile gelmiyor bilimsel olarak. Talep edilen ücret işçilerin, yani Türk işin talep ettiği 2578 lira yoksulluk sınırına ulaşmıyor. Evet. Yani yoksulluğa bile talip olunamayacak durumdayız biz. Açlık sınırına talip ediyoruz ve ama öte yandan da işte ejderha meyvasının suyunu sıkıp içersek itibarımız artıyor diyenler de var. Daha bu konuyu bayağı konuşacağız gibi duruyor zaten. Evet, başkan çok teşekkür ederiz geldiğiniz ben için. Bugün sevgili izleyiciler, Profesör Doktor Murat Aslan, İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı, Sudan'dan yapılacak başta at, eşek ve katır eti ithalatı ile ilgili olarak görüşlerini açıkladı. Yani ne kadar yanlış olduğunu açıkladı daha doğrusu. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz sıcağı sıcağına. Biz de bu konuyu takip edeceğiz. Her zaman gelebilirsiniz ama bir telefon uzağımızdasınız. Mutlaka sizi arayacağız ve danışacağız. Sevgili izleyiciler, bir programın daha sonuna geldik. Bugün salı saat 7'de yarın sabah karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.